Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. İlk düzlem ve çıkrık konumuzla beraberiz. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber süper bir konu işleyeceğiz. Hatta böyle arabamıza da böyle çok değişik deneyler yapacağız bu arada. Bir eğik düzlemden, bir yokuştan böyle arabayı kaydırmaya bakacağız. Şimdi süper bir şekilde bu konuya başlamadan önce, bu da çıkrık bu arada. Çıkrığı da göstermiş olalım. İlk başta gerçekten de hayatımızın her alanında olan yokuşlu yollardan bahsedelim. Yokuşlu yollarda arabalarımız böyle diklemesine çıkacağına, şöyle çıkacağına, böyle eğimli, böyle eğik eğik yollardan çıkıyor. Yani resmen yolu uzatıyor. İşte bunun bir sebebi var. Aslında bu sebebi de beraber öğreneceğiz eğik düzlem konusunda. Aynı zamanda çıkrık dediğimiz kuyulardan su çekmeye yarayan bu aletlerin aslında belli bir kolaylık sağladığını beraber öğreneceğiz. Buna da tabii ki kuvvet kazancı diyoruz. İş kolaylığı sağlıyor. Bu makineleri, yani eğik düzlem ve çıkrık konumuzu süper bir şekilde öğreneceğiz. Ama tabii ki Tonguç Kap'taki ödevlerimiz devam ediyor. Tonguç Kap'ta gün gün görevlerimiz devam ediyor. Bu görevlerden de tüm dersler soru bankasından, fen kısmından test 18'i yapmanızı istiyorum. Aynı zamanda Dinamo fen kitabımızdan da test 72 ve Zoru Bankası fen kitabımızdan da test 59'u çözmenizi istiyorum. Tonguç Kap görevlerimizi yapabilmek için diyorum ve bu derse sizinle beraber Tonguç Evladım benim eğik düzlem ve çıkrık, yani iki tane önemli basit makineyi yapacağız. Biliyorsun kaldıraçlar ve makaraları işlemiştik. Şimdi artık basit makinelerin en önemlilerinin son ikincisine geldik. Ardından da diğer basit makinelerle bu işi bitireceğiz, merak etme diyorum ve hadi bakalım o zaman. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Burada! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burada! Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. Burada! O zaman Tonguç Kap 3. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Eğik düzlem nedirle başlayalım. Bir kere Tonguç Evladım benim eğik düzlem dediğimiz şey aslında yokuştur. Yani eğik düzlem dediğimiz şey aslında eğimli bir düzlem ve buna biz yokuş diyoruz aslında. Mesela şuradaki platformla koliyi aracı yüklemeye çalışıyoruz. Bunu yaparken şöyle bir yokuş var burada veya işte burada mesela senin için bir düzenek hazırladım. Şöyle bir yol diyelim. Bu yoldan araba bu yokuştan çıkmaya çalışıyor. İşte bu yokuşa biz eğik düzlem adını veriyoruz. Bu aslında düz. Tamam, eyvallah, bu düz yolla gidiyor bu arkadaş. Tamam, problem yok. Ama burada yokuştan çıkıyor. Eğik düzlemin temel manası işte bu yokuştur. Peki niye biz aracımızı şöyle dimdik çıkarmıyoruz? Dimdik, böyle uçurumdan çıkarmıyoruz. Deli miyiz biz? Niye buradan uçurumdan çıkartalım? Biz ne yapıyoruz? Bu uçurumdan şöyle çıkartacağımız arabayı biz ne yapıyoruz? Bu şekilde bir yokuş kullanarak daha rahat bir şekilde tırmanabiliyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla aslında uçurumdan tırmanacağımıza yokuşlu bir yoldan rahatlıkla çıkabiliyoruz. Aynı şekilde buradan böyle belimiz çıkacağına, buradan kaldırıp buraya koyacağımıza ne yapıyoruz? Şöyle bir platform kullanıyoruz. İşte buradaki eğik düzlem dediğimiz şey aslında bir yokuştur diyebiliriz. Peki bu ne işe yarar? Kuvvet kazancı sağlayıp iş yapma kolaylığı sağlar. En önemli şey burada tabii ki kuvvet kazancı. Kuvvet kazancı eğik düzlemde %100 vardır. Ama kuvvetten kazanç olduğu sürece yoldan da kayıp vardır. Yani mesela şöyle bir şey çizelim, bir dağ çizelim. Bu dağa tırmanmak istiyoruz. Bu dağa tırmanırken istersen ben şöyle bodoslama şöyle çıkabilirim dağın tepesine. Yani bu şekilde uçurumdan tırmanabilirim. Ama veya ne yapabilirim? Şu şekilde tırmanabilirim. Bak, buradan başladım. Böyle gittim. Dağ yolları bu şekildedir mesela. Böyle gittim. Yani yolu uzattıkça uzattım ama yolu uzattığım zaman da daha rahat çıkabildim. Dolayısıyla yoldan kaybediyorum. Bu mutsuz edici bir şey ama kuvvetten kazanıyorum. Daha rahat çıkıyorum aslında. Aynı bisiklette olduğu gibi. Bisiklette mesela çıkrık mekanizması vardır. Gerçekten de çok çeviririz, mesela yokuş vitesi vardır. Yokuş vitesini de taktığım zaman çok çeviririz, daha rahat çeviririz ama çok çeviririz, değil mi? İşte aynı onun gibi düşünebilirsin. Eğik düzlemde de çok yol gidiyorsun fakat daha rahat gidiyorsun. O zaman iş yapma kolaylığı da senin için olan yeni bir şey diyoruz. Ve peki burada bazı karşılaştırmalar var eğik düzlemde, bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Hangisinden cismi çıkarmak daha kolay? A mı B mi? Şimdi bak, burada
İki şöyle bir iki tane şey olsun, koli olsun. İkisi de aynı koliler olsun. A kolileri olsun veya X kolileri olsun. X kolileri diyelim bunlara. Şimdi ben bunları bu tepeye çıkarmak istiyorum. Şuraya koymak istiyorum. Buraya koymak istiyorum. Yani 5 metre yerden yükseğe çıkartmak istiyorum bunları. Peki 5 metre yükseğe çıkarmak için böyle 10 metrelik bir platformdan mı sürüklemek daha rahat olur? Yoksa 30 metrelik bir platformdan mı sürüklemek daha kolay olur? 30 metre hocam. Harikasın, 30 metre, çünkü Tonguç Evladım Bey'im burada daha rahat çıkartırız. Daha az yokuş var burada. Şimdi hangisindeki yokuş daha fazla dediğim zaman sen bana dersin ki tabii ki bundaki yokuşluk daha fazla, bunda daha fazla yorulurum dersin. Çünkü bu daha uzun, 30 metre ve aynı yere çıkartıyoruz aslında. Bu daha kısa, bu daha uzun da daha rahat çıkartırız. Ama yoldan çok kaybediyoruz. Dikkat eder misin? Bak 30 metre, 5 metre yerine 30 metre yol gidiyorum. 5 metre yerine 10 metre yol gidiyorum. Yine burada yoldan kaybediyorum. İkisinde de yoldan kayıp var ama ikisinde de kuvvetten kazanç var. Bundaki kuvvet kazancı gerçekten de 2 kat, yani 3 kat hatta bundan, buna göre buradaki kuvvet kazancı daha az diyebiliriz. Dolayısıyla ama yine kuvvet kazancı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki ikinci bir senaryo. Burada mesela C ve D yine kollerimiz olsun, yine X kollerimiz olsun. Biz bunları yukarı çıkarmak istiyoruz. Burada da ikisinde de aynı yolu sürüklüyorum. Ama buradaki temel fark ne? Yükseklikler. Bir tanesini 4 metreye çıkartıyorum kolimizi, bir tanesini 8 metreye yükseltiyorum. Dolayısıyla hangisine daha fazla zorlanırım? Sağdakinde hocam. Harikasın, sağdakinde. Dolayısıyla buradakini çıkarmak daha zor, buradakini çıkarmak daha kolay. Şimdi bize daha kolayı sormuştu. O zaman burada daha kolay, B daha kolaydır. Burada da C daha kolaydır diyeceğiz. Çünkü daha az yükseğe çıkarmak istiyoruz burada. Burada ise aynı yükseklik olmasına rağmen daha fazla sürüklüyoruz. Dolayısıyla daha kolay çıkartabiliriz burada diyebiliriz. Dolayısıyla sınavlarda sorular genellikle bu şekilde geliyor. Hangisinden daha kolay şekilde çıkartabiliriz? Hangisinden daha zor şekilde çıkartabiliriz? Veya hangisi iş kolaylığı daha fazladır veya kuvvetten kazanç daha fazladır? Mesela buradaki kuvvetten kazanç çok çok fazla. Kuvvet kazancı burada mesela B'nin daha büyüktür, kuvvet kazancı A'dan diyebiliriz. Buradaki kuvvet kazançlarına baktığımız zamansa bunun kuvvet kazancı daha fazladır diyebiliriz. Çünkü bu daha kolay çıkartabiliyoruz. Peki geldik şimdi de çıkırık mekanizmasına. Çıkırık mekanizması da aslında şurada gösterdiğim gibi şöyle bir şöyle döndürme kolu var. Bu çıkırık kolu diyoruz aslında biz buna. Bunu döndürdüğümüz zaman hatta şöyle canlı deneyini yapalım. Şimdi ben şunu döndürmeye çalışıyorum. Şunu döndürdüğüm zaman kuyudan su çekilebiliyor. Yani bu kova yukarı çıkabiliyor. Hatta şöyle bir daha aşağı indirelim. Bunu ben döndürdüğüm zaman, çıkırık kolumu döndürdüğüm zaman bu yukarıya doğru geliyor. Kovamız yukarı doğru geliyor. İşte bu çıkırık kol dediğimiz şeye diğer adı da kuvvet kolu. Çıkırık kolu da denebiliyor bunu aslında. Bu çıkırık kolu ne kadar uzun olursa, ne kadar uzun olursa o kadar kuvvetten kazanç var. Bir kere çıkırıkta kesinlikle ve kesinlikle kuvvetten kazanç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kuvvetten kazanç varsa neyden kayıp vardı? Yoldan hocam. Harikasın, yoldan kayıp vardı. O zaman kesinlikle yoldan kayıp olduğunu söylememiz gerekiyor. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp var. Kuvvet kazancı zaten iş kolaylığı demekti. Dolayısıyla bütün basit makinelerde olduğu gibi kuvvetten kazanç, iş kolaylığı ve benzeri bunların hepsi var buna diyoruz. Peki yük kolu, kuvvet kolu aslında çıkırık kolu da diyebiliyoruz. Çıkırık kolu ne kadar fazla olursa kuvvet kazancı o kadar fazla olur diyoruz. Bu da önemli bir bilgi. Peki çıkırıklar hayatımızda her yerde var aslında. Mesela işte kalemtıraş makinesinde, aynı zamanda kapı kolunda, muslukta, kahve değirmeninde, el mikserinde. Çünkü hep böyle bir döndürdüğümüz bir şeyler var değil mi? Mesela burada mesela musluğu döndürüyoruz. Mesela musluğu şöyle açabiliyoruz veya kapatabiliyoruz değil mi? Veya kapı kolunu bu şekilde bastırıyoruz, açıyoruz değil mi? Aynı onun gibi, bak kapı kolu mekanizması gibi. Aynı zamanda kahve değirmeninde bu şekilde döndürüyoruz değil mi? Veya işte araba direksiyonu en basitinden. Araba direksiyonu şu şekilde bir şey. İşte şöyle bir araba direksiyonu var. Sen buradan bunu döndürdüğün anda oradan aşağı taraftan kollar da dönüyor aslında. Dolayısıyla el mikserinde de aynı şekilde, oltada da aynı şekilde. Hayatımızın birçok yerinde aslında çıkırık var diyebiliriz. Şimdi geldik birkaç tane soruyla bu öğrendiklerimizi pekiştirelim bakalım. Ama öncesinde önemli duyurumuz var. Hızlanma programımız başlıyor. Hızlanma programımızda hızlanma setimiz var. Ve seninle beraber hızlanma denemelerimizi, aynı zamanda paragraf onsu ve LGS matiği çözeceğiz. Aynı zamanda hızlanma setimizin içerisinde bu 3 tane kitabın hepsini alan arkadaşlarımızı da
ana yani artık netler artıyor denemelerinde hediye ediyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Hızlanma denemeleri, dörtlü hızlanma denemeleri ve tüm dersleri içeriyor. Paragraf 10 Türkçe odaklı ve paragraf sorularından oluşuyor ve birazcık daha seçici paragraf sorularından oluşuyor. Dolayısıyla birazcık daha eleyici, zorlayıcı sorularla kendimizi Türkçe'de geliştiriyoruz ve LGS Matik'te LGS matematik denemelerinde oluşuyor ve bunun içerisinde her türlü sarmal denemeden tut, işte temel soruların olduğu denemeler, aynı zamanda kolay düzey yeni nesil soruların olduğu, orta düzey yeni nesil soruların olduğu ve zor düzey yeni nesil soruların olduğu denemelerimiz de var. Yani yavaş yavaş bizi LGS'ye doğru hazırlıyor. Aynı zamanda ana denemeleri de birinci dönem konularını içeren bir deneme kitabımız diyorum ve hemen sorumuza geçelim. Bir öğrenci uzunlukları verilen ilk düzlemleri kullanarak kutuları yükseklikleri verilen duvarlara şekil deki gibi çıkartıyor demiş. Tamam, bakıyoruz. 7 metre, 5 metre ve 5 metre duvarlara çıkartıyormuşuz. 10 metrelik bir yol var, 5 metrelik bir yol var, 10 metrelik bir yol var. Burada dinamometreler var ve burada da kutularımızın ağırlığı 6 Newton'muş hepsinde. Buna göre durumlarının araştırılması için hangi düzenekler birlikte kullanılmalıdır? İp ve dinamometrenin ağırlığı ile sürtünmeler önemsenmeyecektir. Yani sadece burada verilen ağırlıklara bak diyor. Tamam. Şimdi diyor ki bize, uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığı. Şimdi bir kere uygulanan kuvvetler bizim kuvvet kazancını ölçebileceğimiz aletler aslında. Çünkü 6 Newton'luk yükü çıkarmak istiyoruz. Hepsinde aynı, yük aynı. O zaman kuvvet ne kadar azsa o kadar kuvvet kazancımız var. Ve uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığı da eğik düzlemin yüksekliğinin farklı olması gerekiyor. Burada da sadece ve sadece eğik düzlemin yüksekliğinin farklı olması gerekiyor. Çünkü ben yüksekliğe bağlı olup olmadığını araştırmak istiyorum. Şimdi bakıyorum, bu ikisinde eğik düzlemin yüksekliği aynı. Kusura bakma, olmaz. Bu ikisinde farklı, süper, tam istediğim gibi K ve L olabilir. Bakıyorum, ışıklarda yok. Çünkü burada eğik düzlemin yükseklikleri farklı fakat bunlar da farklı. Şimdi bir şeyin etkisini araştırmak istiyorsak, yani eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığını araştırmak istiyorsak, diğer her şeyin aynı olması gerekiyor. 6 Newton'lar zaten aynı. İnsanların elleri aynı, dinamometre de aynı. Burada sadece yükseklik farklı olan iki resim hangisinde sadece yüksek farkı? Bu ikisinde bak, 10 metre 10 metre, 6 Newton 6 Newton, insan eli, dinamometre, her şey aynı, sadece ve sadece yükseklik farklı. Çünkü ben yüksekliğe bağlı olup olmadığını araştırabilmek için o zaman K ile M'yi kullanmam gerekiyor. Bakalım şu ikinci öncülümüze. Burada aynı mantığı kullanalım. Eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığını. Şimdi eğik düzlemin uzunluğunun sadece farklı olması gerekiyor. Diğer her şeyin aynı olması gerekiyor. Bakıyorum, eğik düzlemin uzunluğunun farklı olduğu. Bu ikisi olabilir, süper süper. Ama yükseklikleri farklı olmaz. Sadece ve sadece uzunluğunun farklı olduğu şey aslında burasıdır. 5 metre 10 metre, 6 Newton 6 Newton, el dinamometre 5 metre 5 metre. Yani sadece ve sadece bu uzunlukları farklı. O zaman diyorum ki L ile M diyorum. KM, LM hangisinde vardır diyorum. KM, LM cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz değişken içeren, bağımsız değişken içeren sorular çok çıkıyor. Buradaki temel mantık, demin de söylediğim gibi, diğer her şeyin aynı olması gerektiği, o da kontrol edilen değişken, yani sabit tutan değişkenler demek. Dolayısıyla bana bir şeye bağlı şu cümleyi kuruyorsa, yani elektronun yüksekliğine bağlı, uzunluğuna bağlı, sadece bu farklı olmalı. Aman dikkat edin. Geldik hemen yeni sorumuza. Aynı miktarda su dolu özdeş kovalar K ve L düzenekleriyle yukarı çekilmektedir demiş. Tamam, bakıyoruz. Buradan kuvvet uyguluyormuş. Çıkırık kollarımız varmış. Tamam. K düzeneğiyle kova yukarı çekilirken uygulanan kuvvet, L düzeneğiyle yukarı çekilirken uygulanan kuvvetten daha azdır. Şimdi burada dikkat edelim, özdeş kovalar demiş. Yani özdeş ne demek Tonguç Evren Bey? Aynı hocam. Harikasın, aynı demek. Dolayısıyla aynı ağırlıktaki kovalardan bahsediyor biz aslında. Dolayısıyla bak, dikkat edelim. K düzeneğiyle bunu çekerken L düzeneğiyle yukarı çekilirken uygulanan kuvvetten daha azdır demiş. O zaman burada daha az kuvvet uyguluyoruz. Ama özdeş kovalar, kovalar aynı. Yani aynı ağırlığı kaldırıyoruz. Burada daha az kuvvet uyguluyorsak o zaman demek ki buradaki kuvvet kazancı daha fazladır. Buradaki kuvvet kazancı daha fazlaysa buradaki çıkırık kolu daha fazladır. Şimdi buna göre hangisi söylenemez? K ve L düzeneklerindeki ip uzunlukları uygulanan kuvvetle etkilidir. Hayır, ip uzunluklarının hiçbir etkisi yok uygulanan kuvvete.
K düzeneğindeki çıkrık kolu L düzeneğinden daha fazla. Evet, daha fazla ki o yüzden buradaki kuvvet kazancı daha fazla. Yani burada daha fazla mutlu oluyorum. Burada daha az mutlu oluyorum. Daha fazla kuvvet uygulamışım. Burada daha az kuvvet uygulamışım çünkü. Bu doğru. Kuvvet kazancı K düzeneğinde daha fazla. Evet, doğru. Kuvvet kazancı burada daha fazlaydı. Kovadaki su miktarının artması hem K hem de L düzenekte uygulanan kuvvetin büyüklüğünü değiştirir. Evet, ikisini de artar. Çünkü ne kadar daha fazla ağırlık kaldırmak istersek o kadar daha fazla kuvvet uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla ip uzunluğuyla hiçbir alakası yok diyoruz ve artık son sorumuza geliyoruz. Makara, ip ağırlıkları ve sütunların önemsenmediği, sallıyoruz yani bunları. Bazı basit makineler şekilde verilmiştir demiş. Bu basit makineler kullanarak özdeş P yükleri. Yani özdeş ne demekti? Aynı demek hocam. Harikasın, süper. Aynı, bak bunu kafana kazı. Özdeş demek aynı demek ama burada da aynı ağırlıkta demek. Aynı ağırlıktaki P yükleri, tamam, dengeleniyor demiş. Buna göre verilen basit makinelerle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez demiş. Bakalım ben. Şimdi burada bir, burada ne var evladım benim? Eğik düzlem hocam. Harikasın, eğik düzlem var. Burada ne var? Çıkrık hocam. Harikasın, çıkrık. Peki burada? Makara. Süper. Makarayı dedikten sonra şimdi dolayısıyla eğik düzlem, çıkrık ve makara. Zaten bunların hepsini biliyoruz artık. Peki buradaki mantık neydi? Kuvvetten kazanç vardı. Süper. Buradaki kuvvetten kazanç var mı? Evet var. Çıkrıkta da kuvvetten kazanç var. Burada kuvvetten kazanç var mı evladım benim? Yok hocam. Tebrik ediyorum. Yok. Çünkü sabit makara olduğu için kuvvetten kazanç yok. O zaman burada nötrüm yani. Burada hiçbir şey olmuyor. Ama burada kuvvetin yönünü değiştirdiği için tabii ki iş kolaylığı sağlanıyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'deki basit makinelerde kuvvetten kazanç varken yoldan da kayıp vardır. Kuvvetten kazanç varken zaten yoldan kayıp olmak zorunda, doğru bir ifade. Şekil 3'teki makinede kuvvetin kolu yükün kolundan fazladır demiş. Kuvvetin kolu yükün kolundan daha fazladır. Yanlış, çünkü zaten bunlar ikisi de birbirine eşit. Kuvvet kazancı falan filan yok. Bu söylenemez. Şekil 1'deki basit makinede elde edilen kuvvet kazancı şekil 2'dekinden daha fazladır. Şimdi burada bakıyoruz, 1 metrelik yola çıkarması gerekiyorken 4 metre ile gitmiş. Dolayısıyla burada bayağı bir kuvvet kazancı var. 4 tane diyelim. Burada da R, yani bu aslında kovanın kolu R. Burada da 3R'de çıkrık kolu. Çünkü kuvvetin uygulandığı kol da 3R. Bu bunun 3 katı. Dolayısıyla burada 3 kat kuvvet kazancı var. Burada 4 kat kuvvet kazancı var. Dolayısıyla şekil 1'deki basit makinede elde edilen kuvvet kazancı şekil 2'de daha fazladır. Doğru ifade. 4 kat 3 kat. Devam ediyorum. Şekil 2 ve şekil 3'te basit makinelerde uygulanan kuvvetin yönü değişir demiş. Şimdi ben bu cismi aşağı doğru çekerek yukarı kaldırıyorum. Burada aynı şekilde aşağı doğru çekerek yukarı kaldırıyorum. Dolayısıyla kuvvetin yönü değişir. Cevabımızın B seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diyorum. Ve hepinizi hızlanma kampına bekliyoruz arkadaşlar. Hızlanma kampında süper bir program bizi bekliyor. Ve ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.